Sevgili gençler merhaba. Bugün sizinle birlikte üniversite tercihleri nasıl yapılır, nasıl bir strateji izleyeceğiz bunları konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk önce şuna bir karar verelim. Bölüm mü tercih edeceğiz yoksa üniversite mi tercih edeceğiz? Genel olarak öğrencilerimizin yaptığı şey bölüm tercih etmek. Yani meslek tercih etmek oluyor. Bunun yanında da üniversite tercih eden öğrencilerimiz de var. Yani ne demek istiyorum? İstediği bir üniversite vardır. O üniversite olsun, ne olursa olsun diyen öğrenciler de var. Zaten onlar istedikleri üniversitenin bölümlerini tıkır 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 aşağıya doğru gönlünden geçen mesleği yazıyorlar ve o şekilde tercihlerini yapıyorlar. Biz daha çok bölüm tercih eden öğrencilerin üstünde duracağız. Şimdi ilk önce bölüm tercih etmek demek aslında meslek tercih etmek demektir. Yani ya şu bölüm güzel olabilir mi? Dersleri iyidir, eğlencelidir gibi değil de nasıl meslek sahibi olursun bunun peşinden koşuyoruz biz burada. Meslek tercih ediyoruz. Bunu sakın kaçırmayın. Şimdi meslek tercih ederken en önemli noktalardan biri bu meslek bana uygun mu değil mi? Bak burada çok ince bir nüans var. Çok ciddi ve çok dikkatli olman gerekiyor. Çok dikkatli düşünmen gerekiyor. Mesela bazen anneler babalar diyor ki ya işte bizim karşı komşunun kızı mühendis işte çok para kazanıyor. Oğlum sen de git mühendis ol. Diyor ki bizim karşı komşunun oğlu elektrik elektronik mühendisi. Aa çok iyi yerlerde çalışıyor. Çok kurumsal firmalarda çalışıyor. O zaman sen de git elektrik elektronik mühendisi ol. Hayır. Bu şekilde düşünmeyeceksin. Sen mutlu olduğun meslek ne ise onu yapman gerekiyor. Şöyle düşün. İnsan hayatının kariyer döneminden bahsediyorum. Üniversite bittikten sonra şöyle 40 sene ile 50 sene arası bir kariyer ömrünüz var. Yani meslek hayatı ömrünüz var. Ben her zaman şundan yanayım. 50 sene istemediğim bir mesleği yapmaktansa 49 sene istediğin mesleği yap. Hani ben sana şu an şunu demek istemiyorum. Aa istediğin meslek değilse hemen mezuna kal demek istemiyorum. Mezunla ilgili başka bir tane video çekeceğim. Neden mezuna kalmalısın veya kalmamalısın diye. Buradaki amaç senin hayatın en önemli olayı. Sevdiğin mesleği yapmak. Bazı öğrencilerimizi görüyorum. Ahmet abi diyor ben diyor hukuk okumak istiyorum. Avukat olmak istiyorum. Neden? Şimdi Netflix'te Suit dizisini izliyor. Ya işte Ahmet abi diyor bir giyiniyorlar diyor bile. Janti giyiniyorlar da arabalar son modelde öyle gidiyor. Böyle gidiyorlar mahkeme. Arkadaşlar bunların hepsi dizilerde olan şeyler. Şimdi bu neden anlatıyorum size? Hayalinizdeki meslekle gerçek hayattaki meslek aslında bazen birbirine uyuşmuyor. Yani ortamlar birbirine uyuşmayabilir. Mesleğin iyi yanını da kötü yanını da her şeyle birlikte araştırmanız gerekiyor. Etrafınızda illaki vardır. Ona bir sorun. Deyin ki siz bu mesleği neden yaptınız? Neden bu mesleği icra ediyorsunuz? Bu mesleğin iyi yanları ne? Kötü yanlarını bölümünü seçerken kolay bir bölüm olarak değil hayatınızın 10 senesini 20 senesini adayacağınız bir meslek olarak bakmanız gerekiyor. Mesleğinize karar verdikten sonra, bölümünüze karar verdikten sonra burada tercih aşaması inanılmaz önemli püf noktalara sahip. Her bölüm için söylemiyorum ama işte sıralamanız örnek veriyorum 30 bindir, 40 bindir, 50 bindir. 2000 kişi yukarısından başlayarak aşağıya doğru tercih yapabilirsiniz. Dediğim gibi her bölüm için yapılacak bir şey değil. Çünkü bazı bölümlerde inanılmaz bir rekabet olduğu için o rekabet içerisinde 10 kişi bile fark edebilir. %90 girer diye baktığınız zaman giremeyebiliyor. Olabiliyor bunlar. Bu yüzden 2000 kişi yukarıdan başlayıp aşağıya doğru biz bunu sıralayalım derseniz her bölüm için bu geçerli değil. Ama çoğu bölümler için geçerli. Gönlünüzdeki yatan aslanı tabii ki ilk sıraya yazın. Oradan aşağıya doğru gidin. Ama şunu da sakın beklemeyin. Arada 30 bin kişi var ya inşallah tutar deyip de o zaten %99 gelmez. Ben daha şu an görmedim. 30 bin fark var. 30 bin farkın aşağısına doğru yazıyorsunuz. Aa gelmedi, gelmez. Ama dediğim gibi 1000-2000 kişi aralığında üniversitedeki o bölümü kazanma şansınız var. Şimdi bölüm seçerken, üniversite seçerken şöyle enteresan bazı nüanslar da oluyor. Bazı üniversitelerde kendilerini bir bölüme, bir fakülteye uzmanlaştırmaya çalışıyorlar. Bu mesela Amerika'da biz bunu çok görürüz. Mesela Harvard gibi, MIT gibi mesela üniversitelerde Harvard'ın hukuku en iyisidir. Aynı şekilde MIT'nin de mühendisliği çok iyidir mesela. Stanford Üniversitesi'nin işletme, finans, ekonomi bölümü çok iyidir. İşletme, finans okumak istiyorsan Stanford'a gidersin. Türkiye'de üniversitelerde çok rekabet olduğu için ve de öğrenci kayıt
ücret alma durumlarında hep herkes birbiriyle yarıştığı için iyi olan üniversiteler şöyle demiş. Bazı bölümleri evet olabildiğince iyi bir şekilde eğitimini verelim ama bazı fakültelere uzmanlaşalım demiş. İstediğiniz bölüm neyse bütün üniversitelere bakıp oradaki dekanlarla, oradaki öğretmenlerle, oradaki doçentler gerçekten o işin uzmanı mı? Hangi üniversiteden oraya transfer olmuşlar? Gerçekten o bölüm için bir şey yapıyorlar mı? O fakülte için bir şeyler yapıyorlar mı? Buna da bakmanız önemli burada. A üniversitesinin puanı biraz daha iyidir. B üniversitesi biraz daha onun altındadır ama B üniversitesinin örnek veriyorum hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi o kadar iyidir ki aslında öteki üniversiteden. O zaman ben şunu yapayım. A üniversitesini seçeceğimi B üniversitesinde uzmanlaşmış bir fakülte var. Ben oraya gideyim de diyebilirsiniz. Bazı üniversiteler gerçekten bazı fakülte uzmanlaşmaya çalışıyorlar ve de oraya çok iyi doçentler, çok iyi hocalar transfer ediyorlar. Sırf o bölümde en iyisi olabilmek için, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için. Hani üniversitenin isminden çok fakültenin neler yaptığına bakmanız sizin için faydalı olacaktır. Şimdi özel üniversite isteyen öğrenciler için de bazı üniversitelerin şöyle hani kampanya niteliğinde diyeyim ben size bunu sıralama avantajları sunuyorlar. Üniversiteleri teker teker gezmeniz gerekiyor. Diyor ki ilk 5 sıraya yazarsanız bizim üniversitemizi, bizim bölümlerimizi size ekstradan %25 indirim, %25 burs, %40 burs gibi sizi cazip kılabilecek, sizi o üniversiteye katabilecek bazı kurumlar var. Üniversiteleri gezerken, tanıtım günlerine giderken bunları da unutmayın. Bunları sormayı unutmayın. İlk 5 tercihimize yazsak, işte ilk 3 tercihimize yazsak ekstradan bir burs alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Buradaki burs olayı da bakın çok önemli. Bazı üniversiteler diyor ki evet %50 burslu girdin. Tamam, ÖSYM bursu farklı bir şey. Bir de üniversitenin bursu var. İki tane burs var. ÖSYM bursunda diyelim ki %50 burslu bir özel üniversiteye girdiniz. Bazı derslerden birinci sınıfta veya ikinci sınıfta kaldığınız dersler var. Orada mesela bursunuz gitmiyor. Ama bazı üniversitelerin kendi bursları var. Diyor ki efendim diyor siz işte tercih yapın. İlk 4 tercih yapın veya girin. Biz size ekstradan %20 burs vereceğiz. %40 burs vereceğiz. O bursları detaylı bir şekilde lütfen inceleyin ve sorun. Ben bir dersten kaldığım zaman benim bursum gidiyor mu, gitmiyor mu? Not ortalaması önemli olan. Not ortalaması örnek veriyorum 2,5'ün altındaysa bursunuz gider diyorlar. Bu bursun iptal olması veya iptal olmamasıyla ilgili olarak lütfen detaylı bir şekilde üniversitedeki oradaki arkadaşlara sormanızı tavsiye ediyorum. En önemli noktalardan biri üniversiteleri teker teker gezmeni istiyorum. Şimdi dersin ki Ahmet abi ben şu üniversite, C üniversitesi var ben kesinlikle oraya gitmem. Hayatım boyunca da gitmeyeceğim, kapısından bile geçeceğim. Benim için olmazsa olmaz. İstemiyorum ben bu üniversiteyi. Olabilir ama burada yapman gereken şey şu. Şimdi o üniversiteye gidersin. Onlar sana anlatır der ki bizim efendim staj imkanımız var. Veya üniversite bittikten sonra iş imkanlarımız çok daha iyi. Şu derneklerle işbirliği içerisindeyiz. Sizi şu firmalar dahil etme durumlarımız olabilir. Not ortalamanın sadece örnek veriyorum 2,5'ün üstündeyse sizi staj yaptırma imkanımız olabilir gibi şeyler sunuyorlar. He, o zaman şunu yapacaksın bak. O üniversiteye gitmek istemiyorsun evet ama öyle imkanlar sunuyor. Şimdi öyle imkanlar sunmasının nedeni seni o üniversiteye dahil etmek istiyorlar. Bu yüzden ekstradan avantajlar sağlamak istiyor. Evet gitmeyebilirsin gitme. Problem yok ama bilgi al. O bilgiyi al. İstediğin üniversite neyse oraya git. Oraya gidip de sor. De ki efendim de C üniversitesi staj imkanı sunuyor. Erasmus imkanı sunuyor. Şu not ortalamasının üstündeyse işte şu belli başlı firmalara staj imkanı sunuyor gibi şeyler var. Siz de bunları yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? C üniversitesinden aldığın bilgiyi B üniversitesine sat. Öyle bir duruma gelebilirsin ki dersin ki iş imkanım daha fazla olabilir. C'yi mi seçeyim, B'yi mi seçeyim? Bunların muhakemesini yaparsın. Hiçbir şekilde bir şey kaybetmezsin. Hatta fazla bilgi alırsın ve de bunları dediğim gibi arkadaşlarınla paylaşırsın. Seni bir yerden bir yakala o istemediğin üniversite. Ben bunu öğrencilerimde çok gördüm. Öyle bir yerden yakalıyor ki diyor acaba Ahmet abi ben buraya mı gitsem? Bu üniversiteye mi gitsem? Olabilir. Belki ismi sana yoktur ama öyle bir öğretim görevlileri, üyeleri vardır ki şaşırır kalırsın. Ondan dolayı gitsen de gitmesen de, o üniversiteyi tercih etsen de etmesen de lütfen iyi de olsa kötü de olsa bu üniversitelere git. Senin 10 yılın burada söz konusu. İş hayatında etkileyecek olan bir döneme giriyorsun. Senin bir mesleğin olacak. Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Düğünlere git, derneklere git, toplantılara git. Sana soracakları iki tane şey var. İki tane önemli soru. Ne işle uğraşıyorsun? Hangi üniversiteden mezunsun? Üniversite sınavına girmek kadar üniversite sınavına
hazırlanmak kadar önemli ve ciddi bir mesele. Ahmet abi, şehir dışında bir yer istiyorum. Şehir dışında bir üniversite istiyorum. O zaman ne yapacaksın? YouTube kanallarına gireceksin. O üniversite neler yapmış? Reklam videolarını izleyeceksin. Tanıdığının arkadaşları vardır. Arkadaşlarının arkadaşları vardır. Ailenin tanıdıkları vardır. Onlara soracaksın. Acaba bu üniversite iyi mi? Kötü mü? Gidilir mi? Gidilmez mi? İstediğin üniversite şehir dışındaysa onunla ilgili de lütfen ama lütfen bilgi al. En önemli şeylerden biri de biraz önce de söylediğim gibi staj imkanı var mı? Üniversitenin kendi bünyesinde size staj yapabilecek iyi firmalar var mı? Erasmus var mı? Erasmus'u da düşünebilirsin. Yurt dışına gitme imkanın varsa mükemmel bir şey. Çok bilen mi? Çok gezen mi? Bence çok gezen, ikincisi de çok bilen. Dünyayı da keşfetmek lazım. Bu yüzden Erasmus düşünüyorsan, Erasmus'ta nerelere gönderiyor bu üniversite? Avrupa'ya mı gönderiyor? Uzak Doğu'ya mı gönderiyor? İstediğin bir ülke var mı? Bunların hepsini sormanı istiyorum. Bazı üniversitelerin de Erasmus'a benzer bir sistemleri var. 2 sene Türkiye'de, 2 sene yurt dışında okuma fırsatı veriyorlar size. Finansal durumun yerinde ise bunlara da bakabilirsin. Şu anki günümüz ekonomisinde dolar yukarı doğru bir ivme kazandığı için, çok fazla alım gücü düştüğü için, ya biz diyor 2 sene burada, 2 sene Amerika'da olan veya işte Almanya olabilir, Avrupa olabilir, böyle bölümleri tercih etmek istemiyoruz. Çünkü finansal olarak çok ağır bir yük. Ekonomik durumunuz iyiyse orada inanılmaz fazla oynamalar söz konusu. İzmir'de var, İstanbul'da var. Üniversite ismi vermek istemiyorum. Oradaki üniversiteleri bir araştırabilirsin. Fiyatlarını öğrenebilirsin. Uygunsa, ailen de kabul ediyorsa onlara da bir tercih yapabilirsin. Buradaki küçük nüans ne biliyor musun? İnsanlar çok tercih etmediği için şu an doların yukarıya doğru çıktığından dolayı, atıyorum o bölüm 20 bin ise 20 bininciyi de alıyor. Sen de 30 binsin. Ha, istiyorsun. Gerçekten istiyorsun. O zaman orada bir 8 binlik bir basamak var. 7 binlik bir arada bir açıklık var. İlk sıraya yazarsın. Ya dersin ki gönlümden geçiyor. Gönlümden geçtiği için ya bir ilk sıraya yazayım ya şunu dersin. Gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Çünkü o oynaklık çok fazla. Şu nokta da çok önemli. Bazen ikilemde kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben oturduğum şehirde mi acaba bir üniversiteye gideyim veya oturduğum şehirde bir özel üniversiteye mi gideyim yoksa şehir dışına mı çıkayım? Önemli olan nokta o şehrin ne kadar popüler olduğun. Popülaritesi ne kadar fazla olup. Yani şehir dışındaki üniversite o kadar ev kiraları fazla olacak. Bu yüzden bazı dönemlerde özel okul fiyatları daha uygun olurken bazen şehir dışında okumak daha uygun olabilir. Arasında fark var. Çok popüler bir şehirdir. Kiralara bir bakarsın 1000-1500-2000 liraya doğru gidiyor. Aa dersin ki ya özel okul daha uyguna geliyor. O zaman ben hiç gitmeyeyim şehir dışına. Özel okul devam edeyim dersin. Özel okulda kalırsın. Özel okul tercihi yaparsın. Konu gelmişken bunu da açıklayayım. Biraz daha açayım. Şehir dışı istediğin zaman şehir dışı üniversitelerinde sırf üniversiteye bakma. Üniversite iyi mi kötü mü, tamam evet, öğrenci şehri mi değil mi, kiralar ne kadar, oradaki önemli olan nokta evet okuldasın, soğuk bir memleket mi sıcak bir memleket mi, dersin ki ucuz olsun dairelerim önemli değil benim için dersin, ben 2 vesaitte giderim dersin, okulun inanılmaz uzağında bir yerde ev daire kiralarsın, örnek veriyorum uygun olsun diye, soğuk bir memlekettir, kış olur. Kasım, Aralık ayları, Ocak ayları hayda buz gibi hava, en iyisi ben okula gitmeyeyim yatayım. Yat. E ne oldu? Dersler kaldı. Vizelerden kaldın. Finalden kaldın. Yani aslında bu, sen pozitif bir değer katmaya çalışırken kendine negatif bir değer de katabilirsin. Okulun etrafındaki ev kiraları, arkadaşların var mı? Ortak evlere beraber oturabilir misiniz? Oturamaz mısınız? Öğrenci yurtları nasıl? Öğrenci yurtlarında internet var mı? Yok mu? Ne kadar hızlı? Ne kadar yavaş şimdi? Bunlar da artık çok önemli. Ha internetimiz var. Öğrenci yurdumuz çok güzel. Harika, tamam. Sıkıntı yok. Abi bakıyorsun internet inanılmaz yavaş. Çıldırıyorsun bu sefer. Ya ben ne yapacağım da ne edeceğim? Ödevim var. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Tabii ki sosyal hayatın da olacak üniversitede. Ya, iki YouTube'a girmek isteyeceksin. Giremeyeceksin. Herkes yüklenmiş server'a, hop patladı gitti. İnternetine kadar sor. Sıcak suyuna, soğuk suyuna kadar sor. Doğalgaz var mı yoksa kömür mü kullanılıyor? Kendi dairenin doğalgaz kombisi var mı yoksa merkezi mi? Aidatları ne kadar? Şehir dışında yaşamak demek yeni bir hayat kuruyorsun demek. 4 yıl boyunca, en az 4 yıl boyunca, zaten 5 yılda üniversite bitirsen iyi öğrenci sayıyorlar artık. En az 4 yıl boyunca sen o şehirde yaşayacaksın. Bu yüzden dediğim gibi üniversite tercih etmek o kadar kolay bir şey değil gençler. Her şeyini düşünmek zorundasın. Otobüs fiyatı, minibüs fiyatını bile düşünmek zorundasın. Son olarak da tercih yaparken bak sakın ama sakın yapmayacağım bir şey söylüyorum. 20 tane tercih yapıyorsun. Diyorsun ki son tercihe ya bu gelmez ama örnek veriyorum işte kimya yazayım. Olur mu olur yazın. Okumak istemediğim bir yer. Ama son zaten gelmez. Yazayım.
Gelir abi. Çok gördüm. Tık 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 aşağı doğru iniyor. Son tercihe bir geliyor. Tak atıyorum endüstri mühendisi. Sadece afaki konuşuyorum. Tak kimya, tak fizik. Neyse. Okumak istemediğin hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi tercihine yazma. Kesin gelir. Hangi bölüm istiyorsan önce bölümleri yaz, üniversiteleri yaz. Ondan sonra gittikçe seçenekleri daraltmaya başla. Bu da en son tavsiyeydi size. Eğer videoyu beğendiysen, faydalı olduğunu da düşünüyorsan lütfen arkadaşlarınla da paylaşmayı unutma. Veya kendini anlatabilirsin bu videoyu. Ahmet abi bak böyle böyle şeyler söyledi. Aman bunları da arkadaşlar gözden kaçırmayın de ve arkadaşlarınla da paylaş. Sen de insanlara değer kat. Sen de insanların hayatına dokun. En önemli şeylerden biri bu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.